Adalet Çalışı çok değerli bir çabaydı birçok bakımdan. Meslek büyüğümüz, mesai arkadaşımız, sonra milletvekili olan gazeteci Enis Berberoğlu'nun tutuklanması üzerine alınmış bir karardı ve doğru bir karardı o. Gerçekten de büyük bir toplumsal heyecan yarattı, bir dinamizm yarattı Sayın Kılıçdaroğlu'nun. Ortalamaya göre ilerlemiş olarak öngörülen yaşına göre o maratonu, o yürüyüşü tamamlaması, gördüğü destek, yarattığı heyecan gerçekten çok değerli. Fakat bu bize şunu gösterdi. Fakat demeyeyim aslında. Siyaset eylemsellikle anlam kazanan bir şey. Siyaset eylemsel olduğu zaman dönüştürebiliyor. Adalet yürüyüşünde biz bunu gördük. Eylemsel olmadığı zaman, kitleleri harekete geçirecek adımlar atılmadığı zaman, el alem ne der tırnak içinde denildiği zaman ya da iktidarın diliyle, iktidarın kelimeleriyle, iktidarın gasp ettiği kavramlarla konuşulduğu zaman o zaman dönüştürücü etkisi de gerçekleşmiş olmuyor. Kitleler şu anda çok yılgın, çok korku içinde, bir şeylerin değişeceğine, dönüşeceğine dair umutları tükenmiş demeyeyim de bir yenilenme ve bir tazelenmeye ziyadesiyle ihtiyacı var. Bu da ancak siyasette sanıyorum adalet yürüyüşü benzeri, belki daha yaratıcı eylemsellikler de mümkün olabilecek bir şey. Geçtiğimiz yıl oldu o. O aranın uzadığını söyleyenler vardı. Onu devam ettirecek bir takım açılımlara, heyecan uyandıracak, umutu tazeleyecek, daha eylemsel kitleleri mobilize edecek ana muhalefet partisi açısından adımlara ve girişimlere ihtiyaç olduğunu bu kurultay bize başka bir okumayla yeniden göstermiş oldu.